Ucuza ve güvenilir FIFA coin satın almak istiyorsanız aşağıdaki linkten alabilirsiniz arkadaşlar. İndirim kodunuz büyük harflerle OGXZ. Bütün detaylar aşağıda. Tekrar söylüyorum, bu oyuna kesinlikle para yatırmanıza değmez. Ancak alacaksanız bu siteden Cümleten selamünaleyküm kardeşlerim. Yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün ikon garantili paket ve bu yeni gelen etkinlikle ilgili nasıl coin kasabilirsiniz, nasıl avantajı çevirebilirsiniz, bunlarla ilgili konuşacağız. Öncelikle arkadaşlar dediğim gibi Twitter adresimi takip etmeyi unutmayın. Son zamanlarda çok aktif olarak Twitter kullanmaktayım ve bütün coin kasma taktiklerini anlık olarak ilk oradan verebiliyorum. Çünkü her taktiği hemen video çekmek zor oluyor. Örnek verecek olursa iş yerindeyken, oradayken, buradayken rahat bir şekilde direkt tweet atarak sizlere taktiklerimi verebiliyorum. Son 2 gün içerisinde gerçekten dediğim her şeyi yapan insanlar coinlerini en az 3'e katlamıştı. Yalan yok dolan yok, gidip tweetlere bakabilirsiniz. Aldığım sattığım paralar, hangi kimi ne kadar alıp kimi ne kadar sattığım, hepsinin kanıtları var arkadaşlar. Aklınız olsun. Şimdi öncelikle ne yaptık onlardan bahsedelim. Öncelikle diğer kadrolarımızı nasıl hallettik onları bir konuşalım. Ve EA Sports'un plansızlığını konuşalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle fazla etkinlik gelmesi evet tabii ki de güzel ama etkinliklerin zamanlamasında bir problem var arkadaşlar. Burada zaten diğer verdiğim kadroları görebilirsiniz. Tamamen satılamayanlar üzerinden yaptım. Toplam harcadığım para 100K'yı geçmiyor. Böyle ucuz bir paraya arkadaşlar direkt SBC'yi tamamlayabildik. Görmüş olduğunuz gibi şu anda ikon paketini sizlerle birlikte açacağız. Şimdi SBC'ler falan geldi, etkinlikler geldi, çok güzel ama hepsinin aynı anda gelme olayı bence çok saçma. Çünkü insanlar her şeyi takip edemiyor arkadaşlar. Yani herkes FIFA'yı belirli bir seviyede bilecek diye bir şey yok. Yani adam buraya girdiği zaman Vanswatch'ı da görüyor, Rating Refresh'i de görüyor, yeni ikonları da görüyor, onu da görüyor, bunu da görüyor. Hep bir kaos ortamı oluyor. Halbuki geçen haftayı bomboş geçtiler. Yani geçen hafta bomboştu. Hani o haftadan başlayıp böyle yaya gelseler hani en azından oyunu yeni başlayan kesim de oyunu daha net anlayabileceğini düşünüyorum. Mesela dün ratingler güncellendi. Aymeric Laporte'un 84'lük kartı vardı. Manchester City'de oynayan Aymeric Laporte'un bir upgrade aldı ve 84 çıktı. Pakette hem informu hem 84'ü çıkabiliyordu mesela şansla. Bazısı 84'lüğünü çıkarmış, bazısı informunu çıkarmış. Mesela bu böyle bir plansızlığın göstergesidir. Yani bunları önceden test edip koymaları, o insanları yani daha fazla bu etkinliklere katılımına, ondan sonra oyunu daha rahat anlamalarını yeteceğini düşünüyorum. Şimdi bu yeni gelen SBC'lerden en bombası 81-86 upgrade. Kulübünüzdeki satılamazları böyle direkt exchange yaparak arkadaşlar silver, bronze falan vererek bunları bu şekilde oyunculara çevirebilirsiniz. Şimdi hepsini açacağız, zaten neler olduğunu görebileceksiniz sizler de. Dediğim gibi mutlaka Twitter'ı takip etmeyi unutmayın. Bu hafta herkes arkadaşlar coinslerini 2'ye katlayacak. Bunu da zaten sizlere buradan sözünü veriyorum. Videoyu pazartesi gününe yetiştirmeye çalışacağım. Bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum. En öyle yine Twitter'dan paylaşacağım dediğim gibi. Bu şekilde yani 24-48 saat içinde gerçekten herkes coinlerini 3'e katlayabilirdi. Bütün yatırımlara katılan arkadaşlar. Şimdi direkt arkadaşlar peklerimizi açalım isterseniz. Görmüş olduğunuz gibi burada bayağı paket var. Şöyle bir bakalım, ben de yakından bakayım. 2 players pack 81 base icon player. Tamam, ilk başta şundan başlayalım abi. Bakalım bundan nasıl bir oyuncu gelecek. Çok güzel isimler çıkarmıştım geçen sene paketten. Hatta videosunu çekmiştim. Mbappé falan çıkmıştı. Ama bu sene tabii ki de Axel Witsel geliyor. Axel Witsel bu arada şey alacak, upgrade alacak. O konuyla ilgili de bir video çekeceğim bu arada arkadaşlar. Onu da sizlere söyleyeyim. Bayağı böyle aslında içerik var. Tek problemim zamanım yok. İçerik çok var aslında. Yani çok kafamda deli sorular var ama gerçekten çekecek zaman bulamıyorum arkadaşlar. Artık bunları da zamanla aşacağımızı düşünüyorum. Zaten oyunda gerçekten coin kasmak çok kolay. Ben hani size aslında hep onu vurgulamak istiyorum. İnsanlar sanıyor ki oyunda coin kasmak çok zor, işte para vermeden bir yere gelinmiyor falan ama gerçekten öyle bir durum yok sevgili arkadaşlar. Oyunda coin kasmak inanılmaz kolay. Hepinize bunu buradan söylüyorum. Benim taktiklerimi takip edin. Zaten hepiniz milyonlarca coin kasarsınız. Hani ben bu hafta vereceğim taktiği yaparak zaten direkt oyunu bitirebilirsiniz. Herkes coinlerini en az, bak hani hiç FIFA'yı bilmeyen insan bile en az %70 daha fazlasını kasar. Yani 1 milyonla girersen kasayı arkadaşlar 1.700 yaparak çıkacaksınız. Böyle güzel trade taktikleri, çok basit trade taktikleri veriyorum. Ben kendim daha gelişmiş olanları yapıyorum. Çünkü gelişmiş olanları yapmak birazcık risk ve aynı zamanda inanılmaz takip istiyor, zaman istiyor. Dolayısıyla ben size en kolay kar edebileceğiniz şeyleri veriyorum. Bu arada şu anda bayağı kötü gidiyoruz arkadaşlar. Base icon en sağda, onu da açacağız. Bakalım base icon'dan neler çıkabilecek. Göreceğiz. Bu arada hala walkout'u bulamadık. Bu arada billboard da bulamadık. Gerçekten çok enteresan. Zaten çok da fazla bir beklentim yoktu açık konuşmak gerekirse. Şimdi base iconlarda arkadaşlar, base icon demek temel, yani en bebiş hali demek, en kötü hali demek. Şimdi bu en kötü halinde, yani en düşük halinde neler var? Laurent Blanc, R9 Gullit, Vieira, Maldini bile okeyim. Bak Dezailly, Mateus. Hani bunların hepsine okeyim. Özellikle Eusebio gelirse zaten burada kafayı sıyırırım. Çok güzel şeyler olabilir. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi bugün videoyu hangi izliyorsunuz bilmiyorum. Bugün bir tane daha video gelecek %100. Bugün hafta sonu toplamaya 3 video ayarlamıştım. Benim 2 tanesini atacağım. Bilginiz olsun. Dolayısıyla yeniyseniz arkadaşlar beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Bunu neden söylüyorum? Para kazandığım için falan söylemiyorum. Tamamen güzel oluyor yani. Videolarımız önerilenleri çıkıyor falan filan. Inter Milan. Bunları diyoruz. Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Bugünkü diğer videomuzu da izlemeyi unutmayın diyoruz. Ve şimdi Base Icon paketini sizlerle birlikte açıyoruz. İçimden geçen ismi ise ben başta söyleyeyim. Çıkar mı kar falan burada kafayı yemeyelim. Ben net olarak Rivaldo'nun çıkacağını düşünüyorum. Ve bu paketi açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi kurban oldum Allah'ım. Bismillah. Haydi Allah'ım. Haydi Allah'ım be. Haydi Allah'ım be. Yemin ediyorum ikon gelmeyecek diye bile korkuyorum be. Hadi kurban oldum Allah'ım. İkon. Sakın kaybettim deme. Vallahi hakemin ipleri ya. Hollanda, santrafor, Van Basten ver. O olimpiyat çocuğu Van Nistelrooy var ya. Attı kendini böyle. Attı kendini, hakem de çaldı. Vallahi benim suçum yok. Bari 89 olsun. Abi Van Nistelrooy verdi. Olimpiyat çocuğu Van Nistelrooy'a döndük ya. Harbiden olimpiyat çocuğu Van Nistelrooy'a döndük ya. Gökhan. Kardeşim benim. Güzel arkadaşım. Senin ben amına koyayım. Gullit ver ya. Gullit ver ya. Seedorf ver ya. Kafayı yiyeceğim abi bak. Gerçekten hani öyle bir kart geldi ki. Hani kullanmazsın ya. Bak hani gerçekten kullanmazsın ya. Abi ya Gullit var. Seedorf var. Ya en ölü Van Basten ver. 89 ya. Abi Van Nistelrooy en kötüsünü verdi ya. Neyse Van der Sar da gelebilirdi. Yapacak bir şey yok. Gerçekten kötü oldu ya. Yani hakikaten kötü oldu. Ama Van Nistelrooy'u kullanabilirim. Bakalım yani. Futbolcunu seviyordum kendisini ama hani ne bileyim Hollanda gelince bir Seedorf, bir Gullit falan. Ya evet Gullit gelse zaten çok tatlı olurdu. Ama olsun nefsimizi aldık. Ya demeye çalıştığım şey şu aslında bu videoda arkadaşlar. Bu SBC'yi yapın. EA Sports kullanılmayacak kartı vermez. Yakında büyük ikon SBC'leri çıkacak. Sizlerden bir sürü ikon kullanmanızı isteyecek. Bu SBC'nin oyuna gelmesinin tek sebebi bu. Sizlerden fazla ikon isteyeceği için ucuz yolla bunu almanızı sağlamak ve ikon ticareti yapan insanların ticaretinin önünü kesmek. Tek amaçları bu. Dolayısıyla şaka maka gerçekten bunu yapın. Özellikle satılamazlarla birlikte yaparsanız 200k falan geliyorsa direkt yapın. Düşünmeyin. Kullanırsınız. Elbet bir SBC yaparsınız. Hani bu oyunda gerçekten hiç SBC yapmayacağım diye bir hedefte koymayın kendinize. Elbet bir SBC yaparsınız. Coinslerinizi katlarsınız arkadaşlar. Dediğim gibi biz de buradan satışlara devam ediyoruz. Sizlere de tavsiyem arkadaşlar kulübünüzü tamamen boşaltmanızdır. Kulübünüzün hepsini boşaltın. Vereceğim coin kasma taktiğiyle coinlerinizi hepiniz katlayacaksınız arkadaşlar. Bu da bu şekilde olsun. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bana ulaşmak için Instagram adresim @oğuzerdoğan 2 tane ne var sonunda. Oğuz Erdoğan bir tane daha ne ve Twitter adresim @ogxz_den bana ulaşabilirsiniz. Linkler açıklama kısmında olacak. Hepinizi çok seviyorum. İzleyen herkese de tekrardan sevgilerimi sunuyorum arkadaşlar. Adamsınız, cansınız. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.